daha ara vermiştin içerik konusunda en azından. Yoksa şarkıların video klipleri vesaire devam ediyordu gayet keyifli bir şekilde. Fakat geri döndüm artık. YouTube'a da yüklenmeye devam edeceğim. Bunun en temel sebeplerinden biri biraz Twitch'e çok odaklandığım için YouTube'a içerik çekme konusunda zihnim çok açık değildi. Ama yavaş yavaş aklıma fikirler geldikçe de kenara not ettim. Bugün de bu not ettiklerim arasındaki bir videoyu yapma kararı aldım. Şimdi bugün neyden bahsedeceğiz? Şarkımızı nasıl yayınlayabiliriz? En çok sorulan sorulardan biriydi. Gerek YouTube'da yorumlarda belirten arkadaşlarım vardı, Instagram'dan bana yazan arkadaşlarım vardı, Twitch'ten yayınlar esnasında bunu soran arkadaşlarım vardı. Çok net bir şekilde bugün buna yanıt vermek istedim. Ama ilk önce de şundan bahsetmek istiyorum. Şarkınızı yayınlamadan önce mixing, mastering'i yapılmış bir şekilde teslim etmenizi kesinlikle öneriyorum. Mix master'ı yapılmamış bir şarkının dinlenebilirlik oranı platformlarda çok düşüyor. Zaten şöyle diyeyim, bir kere ses seviyesi düşük oluyor. Ses seviyesi sesler temiz olmayabiliyor mixing konusunda. Yani mixing'i yaptınız böyle göndereyim derseniz mastering olmadan ses seviyesi düşük olunca ister istemez dinlenme oranı düşüyor. Çünkü bununla alakalı yapılmış bilimsel şeyler de var, sonuçlar da var. 80'ler döneminde işte Lufs değerleri incelenirken işte Lufs değeri yüksek olan bir radyonun aynı tarzı çalan Lufs değeri daha düşük olan bir radyodan daha çok dinlendiği gözüküyordu. O yüzden bütün platformlarda, radyolarda hepsine belirli bir desibel ve belirli bir Lufs değeri standardı koyuldu. Bu da yüksek sesli müzikler daha fazla dinlendiği için bu şekilde haksız bir rekabetin önüne geçmek için yaptılar. Bundan da küçükçe bahsetmiş oldum. Genel kültür olsun yani. Şimdi ilk olarak neyden bahsedeceğiz? Mix mastering'i yaptık. Telif hakkı yemeyecek durumdayız. Hem görselimizden hem şarkılarımızdan. Bizim şarkımız hazır. Biz bunu nasıl yayınlayacağız abi? Bunlardan ilk olarak DistroKid sitesini önereceğim size. Neden diye sorarsanız DistroKid pop, hip hop, R&B işte bu tarz müzikler için yani DJ'lerin çalmayacak. Yani DJ'ler çalıyor evet yanlış anlaşılmasın. Bu da hani bir elektronik müzik platformunda, satın alma platformunda, satış platformunda yayınlanmayacak parçalar yani bunlar. Öyle bakmak istiyorum bu olaya. Yayınlanması da çok gerekli olmayan parçalar. Çünkü çok fazla satış olmuyor, çok fazla bir gelir elde etmiyor. O yüzden bu noktadan bakıyoruz. DistroKid'in sağladığı avantaj şu. Sizden yıllık bir para alıyor ve bu yıllık parayla istediğiniz kadar bir sanatçı olarak veya daha fazla paketleri de var. İki sanatçı, beş sanatçı o şekilde parası katlanıyor. Bir sanatçı olarak istediğiniz kadar şarkı yayınlayabiliyorsunuz. Peki burada hangi paketi önereceğim? Bu da çok önemli. DistroKid'e girdiğiniz zaman bir üye olun. Üye olduktan sonra hemen paketi satın almayın. Çünkü 2 gün içinde %40'a kadar size indirim sağlayacak linkler gönderecek. DistroKid'in yaptığı en önemli şey bu. Buradan da DistroKid'e girecek arkadaşlarıma da böyle bir trik olsun. Direkt size 2 gün sonrasında, 1 gün sonrasında mailler gelecek. İlk %20 indirim diyecek. Sonra %40'a kadar çıkacak. Bazen %50 bile gönderdiği oluyor. %40 bizim için okeydir. Oradan 35 dolarlık paketi %40 indirimle aldığınız zaman 21 dolara geliyor. Bu da 1 yıl boyunca istediğiniz kadar şarkı çıkarmak anlamına geliyor. Ekstra olarak tarihinizi belirleyebiliyorsunuz. Çünkü DistroKid'in 20 dolarlık paketinde tarih belirleyemiyorsunuz. O kendisi çıkartıyor. 21 dolarlık işte 35 dolarlık pakette yani %40'la 21'e falan iniyordu. İstediğiniz kadar parça çıkartabiliyorsunuz. İstediğiniz günü belirleyebiliyorsunuz ve iki artist ismi olarak parça çıkartabiliyorsunuz. Atıyorum bir siz çıkarttınız bir de yakın bir arkadaşınız var atıyorum. İkiniz birlikte çalışıyorsunuz. İkinizin ismiyle de ayrı ayrı parçalar çıkartabiliyorsunuz. Ama bu iki artistle sınırlı. Eklemek isterseniz de ayrıca paketleri de mevcut bununla alakalı. Yani pop, hip hop, R&B, rock işte bu tip müzik yapan, bu tarz müzik yapan arkadaşlar için DistroKid'den başkasını önermiyorum. Bunun da en temel sebebi hem ucuz hem de diğerleriyle aynı şeyi sunuyor. Ama Beatport ile diğer indirme, TrackSource, işte Juno Download bu tarz yerlerle işiniz varsa yani elektronik müzik, elektronik dans müzik yapıyorsanız burada işin içine farklı distribütörler giriyor. Bunlardan ilki Ditto Music. Ditto Music de aynı daha demin bahsettiğim DistroKid'in aynısı olarak çalışıyor. İşte 20 dolarlık pakette bir artist, 30 dolarlık pakette iki artist, işte ondan sonrasında artan şekilde işte 5 artist kullanacaksanız işte atıyorum 60-70 dolar falan diye gidiyor. Bu da yıllık alır. Hem normal release sistemi vardır, işte normal bir parça release vardır. Hem de ayrıca ayrı olarak elektronik müzik release vardır.
Bu yönden de Ditto Müzik aslında her ikisini de çok güzel bir şekilde kullanıcılarına tanıyor. DistroKid'in aksine Beatport'u da tanımlıyor. Buradaki sıkıntı şu, Beatport'a Ditto Müzik'ten şarkı çıkardığınızda Ditto Müziğin şeyinden çıkartıyorsunuz abi. Ditto Müziğin kendi label'ından çıkartıyorsunuz Beatport'a. Farklı bir Beatport adresini ne yazık ki, pardon, farklı bir Beatport label'ını, şirketini ne yazık ki Ditto Müzik kabul etmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani elektronik müzik yapıyorum ve bir topluluğum, bir plak şirketim var. Bu plak şirketin çatısının altından, isminin altından ben şarkılarımı çıkartmak istiyorum derseniz birkaç tercih daha sunacağım size. iMusician, TuneCore ve CD Baby. Bu üçünde de kendi plak şirketinizi kaydedip o plak şirketin ismiyle şarkınızı çıkarmak da mümkün. Ditto Müziğin aksine bu siteler, bu saydığım 3 sitede bunu sağlıyor. iMusician, CD Baby ve TuneCore. Bunların arasından bir seçim yapacak olursak da kime gideriz diye bakalım. En azından onu da görelim. iMusician şarkı başı, hepsi daha doğrusu şarkı başı olarak da çalışıyor. Aynı zamanda şey olarak da çalışıyor, yıllık olarak da çalışıyor. Fakat yıllık fiyatları biraz daha pahalı aslında diğer DistroKid ve Ditto Müziğe göre. iMusician biraz daha küçük bir şirket aslında TuneCore ve şeye göre CD Baby'ye göre. CD Baby sanırım şu an dünyanın en çok tercih edilen distribütörlerinden ilk sırada geldiğini düşünüyorum. Bunlar arasında tercih yapmanız aslında tamamıyla paketleri inceleyip ne tip avantajlar sağladığına bakmanız yeterli olacaktır. Ya bu üç şirket arasında bir bakın hani neler var neler yok diye. TuneCore'u tercih etmenizi pek tavsiye etmiyorum. Bunun da en temel sebebi şu. TuneCore 100 dolar sadece sizden hava parası alıyor. Bu hava parası ne diye soracak olursanız para kazanmayı açabilmek için istiyor sizden bunu. Yani siz diyor ki siz para kazanacaksanız abi TuneCore'dan bana 100 dolar vermek zorundasın. Ve Beatport'ta da bir dönemler problem vardı. Beatport'ta şarkı çıkarmıyorlardı ve tüm ödemelerini PayPal'la yolluyorlardı. Türkiye'de de PayPal mevcut değil. Bu yüzden ödemenizi alamıyordunuz vesaire vesaire. Böyle sıkıntıları vardı TuneCore'un. CD Baby sektörün önünde geleni dediğim gibi. O yüzden hani CD Baby'yi de tercih edebilirsiniz. Tamamıyla paket incelemelerine bakıp oradan karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Bu da küçük bir ayrıntı olsun sizler için. Koyduğunuz parça, tüm Ocak ayında koyduğunuz parçanın parası 4 ay sonra gelir. İşte Şubat ayında koyduğunuz parçanın parası 4 ay sonra gelir. Yani ocağın parası Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da gelir. Şubat'ın parası Mayıs'ta gelir. Bu şekilde ilerliyor sistem. Koyduğunuz şarkının paralarını o ayın 4 ay sonrası, o ayın parasını 4 ay sonrasında, diğer ayın parasını diğer ayın 4 ay sonrasında şeklinde alıyorsunuz. Ayrıca telif haklarından da böyle küçük bahsetmek istiyordum ama videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Belki ayrıca telif hakları ile alakalı farklı bir videoda bahsederiz. Varsa sorularınızı belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.